Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün çarpanlar ve katlarla ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz videolara daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Çarpanlar ve katlar konu anlatımını izlemediyseniz ekrana tıklayarak ya da aşağıdaki açıklama kısmındaki linkine ulaşarak izleyebilirsiniz. Ben hazırım diyenlere uygulamamızdan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar videomuzda 15 adet soru var. Soruları serkanakça.com'dan aldım. Her soru geldiğinde yanında puan da yazacak. Siz videoyu durduracaksınız. Cevabınızı bulup çözümünü benden kontrol edeceksiniz. Sonra video sonunda da puanlarınızı toplayıp yorum kısmına yazacaksınız arkadaşlar. Derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Birinci sorumuz 5 puanlık bir soru. Buyurun. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Umarım çözmüşsünüzdür. Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının çarpanı değildir? Hatırlarsanız bilgiyi, çarpan demek aynı zamanda bölen demektir. O zaman ben bu soruyu şu şekilde de okuyabilirim. 60 sayısının böleni değildir. Yani 60'a bölünmeyeni arıyoruz. 12 60'a bölünür. 10 da bölünür. 68'e bölünmez arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. (20) sayısının doğal sayı bölenleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bölenleri veya çarpanları diye okuyabiliriz. En küçük doğal sayıdan başlıyorduk. 20 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez. Yani zaten içinde 1 olan sadece D şıkkı var. O da cevabımızın D olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Şıkları incelediğimizde hepsi asal sayılarla ilgili. O zaman önce asal sayılarımı yazıyorum. Buraya bakarak cevaplayacağım. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Oysa en küçük asal sayımız 2 idi. Bu ifade yanlış. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Evet, doğru. Çift asal sayı yoktur diyor. Oysa 2 diye bir asal sayımız var. İfademiz yanlış. Negatif asal sayı yoktur. Evet, negatif asal sayı yoktur. Bu ifademiz doğru. Yani cevap 2 ifade doğrudur. "40 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır?" diyor. 1 kere 40. Yani çarpımları 40 olan sayıları buluyorduk. 2 kere 20, 3 kere olmaz, 4 kere 10, 5 kere 8. Devam edersek 8 kere 5 tekrar geri dönecek. Bu taraftan şöyle başlayarak yazarsanız büyükten küçüğe sıralamış olursunuz. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Kaç tane doğal sayı böleni varmış saydığımda 8 tane olduğunu görüyorum arkadaşlar. 5. sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin bölenleri daha fazladır arkadaşlar? Yine bölenleri bulurken çarpan yöntemi kullanacağım. Çünkü aynı şeydi. Az önceki yöntemi kullanalım. 12 ile başlıyorum. 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4. Dönersem 4 kere 3 aynı şey olacak. 19'un 19 asal olduğu için 1 kere 19 dışında yok. 35'in 1 kere 35, 2 olmaz, 3 olmaz. 5 kere 7 olur. Bunda 4 tane varmış. 55'in 1 kere 55. Bir de 5 kere 11 olur. Başka olmaz. Bunda 4 tane var. Buradan görüyorsunuz. A şıkkı yani 12'nin daha çok çarpanı yani böleni vardır. 5 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım eksiksiz devam ediyorsunuzdur. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz onlar da kendilerini sınamış olurlar. 6. soruyla devam edelim. İlk 5 asal sayının toplamı kaçtır diyor. Kolay bir soru arkadaşlar. Asal sayılarımızı yazalım. Bunların ilk 5'inin toplamını soruyor. Yazarsak ilk 5 tanesinin toplamını 2, 3, 5, 7 ve 11 topladığında cevabı 28 yani D şıkkı buluyoruz. Soruda bize asal sayılarla ilgili bir pratik vermiş. Bundan yararlanarak hangisinin asal olduğunu bulmamızı istiyor. B şıkkındaki 88 sayı 2'ye bölünür. A şıkkındaki 91 sayısı 7'ye tam bölünen bir sayıdır. D şıkkındaki ise 3'e tam bölünen bir sayıdır. 67 ise 2'ye de bölünmez, 3'e de bölünmez, 5'e de bölünmez, 7'ye de tam bölünmediği için biz C şıkkına asal sayıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 280 sayısının asal çarpanlarından değildir? Arkadaşlar asal çarpan yöntemini hatırlıyorsunuz. Sayımızı yazıp yanına bir çizgi çekiyorduk. Sonra en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyorduk. 280'i 2'ye bölersem 140. 140'ı böldüm 70, 70'i böldüm 2'ye 35, 35'i 2'ye bölemiyorum, 3'e bölemiyorum, 5'e böleceğim o zaman. 5'e böldüm 7, 7'yi 7'ye böldük 1 sayısına ulaştık. 280, 2, 2, 5 ve 7'dir. Bunlar arasında hangisi yok arkadaşlar? 3 sayısı yani B şıkkı yok arkadaşlar.
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal sayı çarpanları 2, 3 ve 5 değildir? Asal çarpanları 2, 3 ve 5 ise 2, 3 ve 5'in çarpımı bu sayılara tam bölünmesi gerekiyor. Benim arayacağım şey bu sayılardan hangisi bölünmüyor, onu bulacağız. 30 bölünür, 90 30'a bölünür, 270 de bölünür, 160 30'a bölünmez. Cevap C şıkkı. ...120 sayısının asal çarpanlarının toplamını soruyor arkadaşlar. Yine asal çarpan yöntemi yapacağım. 120'yi yazdım. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 2'ye bölünmez, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarımız 2, 3 ve 5. Bunları toplarsam cevabı 10 buluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki 5 sorumuzun her biri 10'ar puan. Katli çözüm ve puan kaybetmeyin arkadaşlar. Zikzak çizer tersten gidiyoruz. 1 kere 7 C sayısını veriyor. C sayısı 7 oluyor. 7 kere 3 B'yi veriyor. 21. 21 kere 2 de A'yı veriyor. Yani 42. A sayımızın değeri 42. On ikinci sorumuz bir çarpan ağacı sorusu arkadaşlar. 2 ile 3'ün çarpımı B sayısını verecek. O zaman B sayımızın değeri 2 kere 3 6 yapıyor. 6 ile de A'yı çarpınca 66 oluyorsa A sayımız da 11 oluyor. Bize A ile B'nin toplamını soruyor. 11 ile 6'yı topluyorum ve cevabı 17 C şıkkı buluyoruz. ...300 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktığımızda üstün olarak istiyor. 300'ü yazdık. Yanına çizgimizi çekiyoruz. 2'ye böl 150, 2'ye böl 75, 2'ye bölünmez, 3'e böl 25... 25 3'e bölünmez. 5'e bölmeye başlıyoruz. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 1 elde et. 300 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Buradan baktığınızda 2 tane 2, 2 tane 5 var. Yani B şıkkındaki ifade doğru. Bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe 1, A, 3, 6, 7, B, 21 ve D şeklinde sıralanmıştır. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk sayıyla yani 1 ile D'nin çarpımı, A ile 21'in çarpımı, 3 ile B'nin çarpımı ve 6 ile 7'nin çarpımı bu çarpan durumlarında hep eşit olur. Buradan baktığınızda her ikisini bildiğimiz durum 6 ve 7. Buradan 6 kere 7 ne yapar arkadaşlar? 42. O zaman bu ifadelerin ilk ile sonunun çarpımı da 42 olur. O zaman 1 ile D'nin çarpımı da 42 olacaksa D sayımız kaç olacakmış? 42. Çünkü D zaten son sayımız, yani sayının ta kendisi oluyor. Son sorumuz arkadaşlar, aşağıdaki sayılardan hangisinin asal sayı çarpanları diğerlerinden farklıdır diyor. Asal sayı çarpanlarını bulalım önce. Bunun için tabi hepsini asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 40'ı ayıracağım. 2'ye böl 20, 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. 60'ı bölelim. 2'ye böl 30, 2'ye böl 15, 2'ye bölünmez, 3'e böl 5, 5'e böl 1. 80'i ayırıyorum. 80'i böldüm. 2'ye böl 40, 2'ye böl 20, 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. 100'ü böldüm 2'ye 50, 2'ye böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. Burada kuralı bozan kim var? 3, yani 5 şıkkındaki 60'ın asal sayı çarpanları diğerlerinden farklı olan 5 şık. Sınavımızın sonuna geldik arkadaşlar. Diğer 8. sınıf konuları için ekrandaki resimlere tıklayarak ya da açıklama kısmındaki linklerden ulaşarak konularımıza bakabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi ve puanınızı yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşürüz.